Diyelim ki bir yumurta çiftliğimiz var ve dün tavuklarımızdan 398 tane yumurta toplamışız. Bugün de 251 tane. Güzel. Bu iki gün içerisinde yaklaşık olarak kaç tane yumurta topladığımızı nasıl bulabiliriz? Tam olarak kaç tane yumurta olduğunu bulmak için 398 ile 251'i toplarız. Ama şimdi bu işlemi yapmak için zamanımız olmadığını ve yaklaşık bir sayının işimizi göreceğini düşünelim. Bu noktada tahmin yürütmek mantıklı olacaktır. Evet yaklaşık bir sonuç işimizi göreceği için bu eşittir işaretini yaklaşık olarak eşittir işaretine dönüştürmemiz gerekiyor. Yaklaşık bir sonuç için de az önce söylediğim gibi tahmin yürüteceğiz. Tahmin yürütmek içinse bu sayıları kendilerine yakın olan ve toplama yaparken bizi çok da zorlamayacak sayılara yuvarlamayı deneyebiliriz. İsterseniz hemen videoyu durdurun ve bunu benden önce kendi kendinize yapmaya çalışın. Şimdi birlikte yapalım. İşe 398 ile başlayalım bu sayıyı en yakın ondalığa yuvarlayalım. Bu da ne demek diyorsanız, bakın 398'de 39 tane onluk vardır, öyle değil mi? Bir de 8 var tabii ama onluk olarak düşünürsek burada 39 tane onluk var. 8 birliği de bir onluğa yuvarlarsak, Kaç tane onluğumuz olur? 39 ondan sonra 40 tane on gelir. Başka bir deyişle bu sayının 400 olduğunu düşünebiliriz. Peki Bunlardan hangisi daha mantıklı? 39, 10 yani 390'a mı yoksa 40, 10 yani 400'e mi? 398, 400'e 390'a olduğundan daha yakındır. Buradaki sayı yani 8, 5 ya da 5'ten büyük olduğunda sayıyı yuvarlarken sayıdan büyük olan en küçük onluğu seçmemiz gerektiğini hatırlıyor olmalısınız. Bu da sayıyı 400'e yuvarlayacağımız anlamına geliyor. 398'i 400'e yuvarlıyoruz. 251. Bir bakalım. 251'den küçük onluk 25 onluk, yani 250'dir. Büyük olan onluk ise 26 tane onluk, yani 260'tır. Bu sayıyı 25 onluk artı 1 olarak düşünebiliriz. Ve 251, 250'ye, 260'a olduğundan daha yakın olduğu için de 250'ye yuvarlamamız gerekiyor. İsterseniz birler basamağındaki rakama bakabiliriz gene. 1, 5'ten küçük olduğu için sayıyı yuvarlarken bu sayıdan küçük en büyük onluğu yani 25 onluğu seçmemiz gerekir. 251'i de 250'ye yuvarladık. Hadi bakalım bu toplama işlemini aklınızdan yapabilirsiniz artık. Bunun bir sürü yöntemi var ama bu tarz işlemleri aklımdan yapmak için ben önce yüzlükleri toplamayı tercih ediyorum. Burada 4 tane, burada da 2 tane yüzlük var. Yani toplam 6 tane yüzlüğümüz var farklı bir renk kullanayım. 4 yüzlüğe 2 yüzlük daha eklersem 6 yüzlük elde ederim. Onluklarla devam edeceğim. Burada 0 tane, burada da 5 tane onluk var. Bunları topladığımda 5 onluk elde ederim. İkisinde de 0 birlik olduğu için birler basamağına da 0 yazalım. İşte bu kadar. 398 artı 251 işleminin sonucu için bir tahmin yürüttük. Bu toplamın yaklaşık olarak 650'ye eşit olduğunu söyledik.